Selamlar herkese, ben İlter Alp'dan Hermin Gürel. Yerleştirme maçlarından 8.sinde Üst Koridor Riven oynuyorum. Şimdi, karşımızda Irelia var ve sanırım Riven OTP olan bir oyuncu. Bu karşılaşmayı bizden daha iyi biliyordur. Irelia eskisi gibi olsaydı ben de onun olduğu durumda olacaktım. Birbirimizin en iyi bildiği şampiyonlara oynayıp koridorda ilginç bir şekilde bilgi sahibi olacaktık. Şimdi Irelia değiştiği için çok fazla bilmiyorum. Riven'la da çok fazla pratiğim yok ama şunu fark ettim. Az önceki Nico oyunundan sonra kendime güvenerek oynamam lazım. Kendimden emin bir şekilde oynamam lazım. Çok fazla hata yapmaktan çekiniyorum. Kendimi kasıyorum. Bunun üzerine daha fazla hata yapıyorum kendimi kastığım için. Sanırım psikolojik yapan şeylerden biri de çoğu zaman kendimden emin bir şekilde oynamam. Kendimden emin bir şekilde oynamamdı. Şimdi oyun pratiğim olmaması vesaire bunu olumsuz etkili olabilir ama kendimi kasmadan gerçekten biraz rahat bir şekilde oynamak istiyorum. Bir de bunu deneyelim. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Şimdi çekinmem gereken bir durum var mı? Yok gibi duruyor. Oyun başı için söylüyorum. Irelia muhtemelen E yeteneğiyle başlayacaktır diye düşünüyorum ama değişebilir durum. Yeni Irelia'yı da oynamak istiyorum videoda. Video haricinde oynadım çok fazla olmasa da. Q başladığı için direkt üzerine gittim. Ops, bu düz hata yemesem iyiydi. O da musibet iksiriyle başlamış. Kötü bir hasar takası yaptık aslında. Neyse, şundan bahsediyordum çünkü. Yeni Rally'yi de videoda oynamak istiyorum. Sadece şu an hazır hissetmiyorum. Birazcık pratik yapayım. Belki oynayabilirim aslında. Ruh halime bağlı. Çok sayıda videoyu art arda çekeceğim için tam emin olamadım. Bakalım. Eski Irelia daha stabil oynanan bir karakterdi. Şimdiki Irelia'nın çok fazla potansiyeli var eskisine oranla. Fakat bu potansiyeli doğru değerlendirmezseniz aynı zamanda riski de var. Bir de şöyle bir durum var. Mesela eski Irelia'da sersemletmesinden kaçamıyordunuz. Fakat şimdi kaçabildiğiniz için rakip yani siz outplay edebileceğiniz gibi rakip de sizi outplay edebileceği için durumlar biraz karışık. Minyonları ölseydi çok güzel, çok tatlı olurdu. Yani girip kesebilirim aslında. Muhtemelen deneyimli bir Riven oyuncusu girip keserdi. Fakat ben minyonlara ölürüm diye çekiniyorum. O yüzden şu an için denemeyeceğim. Çok iyi. Çok iyi zamanlama Jarvan tarafından. Gerçekten çok iyi. Harika oldu bu. Irelia ışınlarını kullandı derken yanlışlıkla mı tıkladı acaba? Şimdi kullandı. Öngördü geleceği. Eşya tercihini nasıl yapsam? Şöyle yapacağım. Riven'da şu anda bildiğim kadarıyla çok fazla farklı eşya dizilimi tercihi var. Özellikle şu eşyayı çok tercih ediyorlar. Shojin'in mızrağını. Ölümün dansı çok tercih ediliyor diyebiliyorum. Hala karabaltayla oynayanlar var. Yoğumuyla oynayanlar var. Ben bir yoğumuyla oynamayı denemek istiyorum. Ya ilk yoğumuyu alacağım. Ondan sonra muhtemelen Shojin kasacağım. Çok doğru olmayabilir. Riven'ın mekaniklerime de çok güvenmiyorum, bilgisine de. Fakat dediğim gibi kendimden birazcık emin oynarsam, az önce olduğu gibi, yani çok fazla güvenli oynamaya çalışmaktansa olabildiğince elimden geleni yaparsam sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Minyon da biraz geri düşmüşüz ama toparlanmayacak bir şey değil.
Şimdi rakip ormancı Nocturne. Koridordan baskın atmazsa muhtemelen baskın yemeyiz. Bir rakip katledildi. Alt koridorda gördük Nocturne'ı. Biraz rahat oynayabiliriz. İki tane uzun kılıç almış. Ne oluyor? Az önce girecektim ama İrelia böyle bir ışınlanır gibi oldu. Havada süzüldü daha doğrusu. Kendinden şaşırdım ne yapacağımı. Ah, kötü oldu bu. İrelia'nın daha çabuk yük biriktirdiğini unuttum. Daha doğrusu ben muhtemelen yeterince verimli hareket etmedim. Ama hiç sıkıntı yok. Gerçekten hiç sıkıntı yok. Ayakkabı kendiliğinden gelecek. O yüzden dokuma zırhı alacağım ben. O büyük minyonun deneyimini alsam iyiydi. Şu an Jiva'nın OTP'ler kızıyordur bana. Ama gerçekten sıkıntı yok dediğim gibi. Musibet iksirinden kaç hasar yemiştim acaba? Bir ona baksaydım keşke. Ona göre biraz daha farklı hareket edebilirdim. Bir de geç bastım doldurulabilir iksiri. Şimdi doğrudan üstüme ulti atıp girebilecek durumda. Q'sunu biriktiriyor. Parlayan kılıç benim ruhum. Böyle. Bile bile neden şey yaptım bilmiyorum. Moral bozmak yok yine de. Bu biraz kötü oldu. Çok fazla minyon kaçırıyorum şu an. Dönüp savaşsam bu arada garanti keser. Kaçmaya çalışırsam belki kaçarım dedim ama. Şu an az da olsa bir eşya avantajımız olması lazım. Şu Q'sunu biriktirmesine izin vermeden girmem lazım aslında benim. Hayır ya. Sıçra atmak istemedim. Sıçrama harcamayayım dedim. Hoş sıçrama atsaydım belki kötü bile olabilirdi ama çok üzüldüm şu an. Ultimi kötü zamanladım. En büyük hata oydu. Nocturne 6. seviye. Evet. Hala burada. çok güzel. Aslında İrelia'ya bir skor daha vermek istemiyordum. Ama bizim açımızdan iyi oldu gibi. İki skora karşı bir skor. İrelia ile aramızdaki minyon farkı birazcık arttı sadece. Mantıkta hata yoktu. Onun ultisi yoktu. Benim ultim vardı. Girmem gerekiyordu. Ama ultimi bekletmem gerekiyordu sanırım W'su için. W'sunun bitmesini beklemem gerekiyordu ulti atmak için. Bu arada minyonların durumu şu an çok kötü. Yani rakip kuleye ittiriyor ama rakip kuleden hasar almıyor minyonlarım. İrelia'nın ultisi tekrar gelmiş olacak. Ben hiç bulaşmıyorum buraya. Çünkü tekrar çok rahat bir şekilde keser. Sıçram da yok. Ne yapacağım?
Gerçek inanç koridoru donduruyor. Şunları keseceğim o zaman. Orta koridora gidebilir miyim diye baktım ama zaman kaybı olabileceğini düşündüm o yüzden. Altına girebilir mi? Girebilir ama riskli olur. O riski alacağını zannetmiyorum. Güzel. Şarvan yampir yengeci kesmeye gidiyor muhtemelen. Evet. 30 milyon fark da kötüymüş ya. Bu sefer beklettim ultimi. Bence önemli olan bu. Hatandan ders çıkarabilmek. Taş niye atmıyorsun? Yemedi mi? İrelia neden böyle söyledi acaba? Jarvan mı flash atacaktı? Pardon, flash niye atıyorsun? Flash niye atmıyorsun değil. Mantıklı oynaması nasıl yemedi mi diye sorulabilecek bir soru ki. Savaşmak benim kaderim. Şöyle eşyalarımızı alalım. Işınlarımızı atalım biz de. Işından atmaya aslında gerek yokmuş. Ben biraz hızlı davrandım, aceleci davrandım daha doğrusu. Ama hızı ittirdiği için aslında iyi de oldu. Bir barikat altında alamamış olacak bu sayede. Pardon. Ultisini az önce attı. Ben de attım. Bekleme süresinin azalması %10. Seni karanlıktan arındıracağım. Hayır. Kule altında girerler bana. Umutsuzluk, karanlığın... Diyordum ki girmediler. Güzel. Ama bekleyecekler orada. Şimdi canımı iyice azaltmış mı olurum bunu yaparak? Ya şu totemin menzilinden gitti ama bu açılmam için yeterli değil. Çünkü Nocturne ultisiyle hala gelebilir. Relian'ın da ultisi de açılmıştır. Ölmedi. Kötü oldu bu. Geleceğini de biliyordum ama yapabileceğim bir şey yoktu. En azından barikatların süresi bitti. Outplay edebilirdim bu arada. W'mu saklamalıydım muhtemelen. Evet, W'mu saklasaydım outplay ederdim. O W'mu attığımı gördüğü anda girdi çünkü. Ama şöyle bir şey de var. Irelia zaten benden öndeydi. Ekstra böyle bir şey yapmalarına gerek yoktu. Ben o baskı hissederken minyon da hala öne geçmeye devam ediyordu. Alt koridora yardım etmesi Nocturne'un daha mantıklı olurdu. Çünkü alt koridorda bu sefer bizimkiler avantaj sağladı. Bekliyorlar. Ne kadar bekleyecekler acaba? Jarvan gelene kadar beklerler diye düşünüyorum.
öğleden sonrası onlar da. Ben yetişemem. Çok iyi. Bu kadar basit. Şimdi şunu alıp kuleye alacağız. Birlikte evrene tevazu götüreceğiz. Rakip oyuncuların sizi kolay lokma olarak görmesi de aslında bir avantaj. Çok iyi değil. Orianna'nın da gelmesi gerekiyordu. İçinde şüphe var. Güzel. Döneceğini biliyordum bu arada W'suna. O W'sunun menzilini değiştirdiklerinden beri böyle hareketler yapılabilir hale geldi. Ama Jarvan korur diye düşündüm. Jarvan nedense şuraya doğru yürümeye başladı. Cidden ben Jarvan yanımda durur diye düşündüm orada. Muhtemelen mantıklı seçenek şuraya yürüyüp şuradan atlamak olurdu. Bir de ben Zed beklemez diye düşünüyordum. Yani Zed şunu çalmaya çalıştı. Ben Zed çalmaya çalışmak yerine beni öldürür, orada karışıklık çıkar. Biz bunu yapamayız, amacı olur diye düşünmüştüm. Karanlık kılıcımla yok oluyor. Ama öyle olmadı. Biraz daha iyi okuyabilmek gerekiyor. Şu kayacıları yapıyor olabilir şu an Irelia ya da orta koridora gidiyor olabilir. Bakalım. Orta koridora gidiyormuş. Yok, kırmızıyı alıyormuş. Ben sizi paramparça eden ışığım. Kırmızısı olduğu için savaşabileceğimi düşünmedim açıkçası. Biraz kötü bu durum bizim açımızdan. Yani kuleyi tutmasını tutarız. Orianna tek başına bile tutar. Evet, bir hata yapınca bu kadar basit oluyor. Mesela Zed bunu neden yaptı? Kendi yaptığım şeyleri de bu şekilde sorguluyorum. Çok mantıksız yani. Biraz içgüdüsel oynuyoruz bu oyunu sanırım. Alistar geliyor ama tutamazlar burada. Ben de içgüdüsel oynadım mesela. Hiç girmeme gerek yoktu Alistar'a. Kınadığım şeyi anında yaşıyorum. Harika değil mi? Bence değil. Ezreal aldım birini bakalım. Yalnız ben canımı doldurmamışım. Irelia ışınını unuttum. Üst koridorda görünce rahat davrandım ama ya ışınlanlarımızı şu ana kadar hep aynı zamanlarda kullandık. Aynı sürede gelecekti. Hesaba katamadım ve tam Irelia için hazır yemek durumundaydık. Canları çok azdı, baron yapıyor olamazlar. Işık bana yol gösteriyor. Ha.
etmem gerekecek sanırım. Işınlanla da dahil olabilirim ama. Hatta Işınlanla dahil olayım ya. Irelia nerede bu sırada? Ben onu merak ediyorum. Çok iyi. Tek başına tutmaya çalışmaması lazım. Muhtemelen canlarımız az diye böyle bir şey denedi ama. Inhibitor kulesine karşılık bir skor mu? Umarım 1 ile kalır. Çünkü daha fazlasında Baron gidiyor. Evet, Baron'un gitme ihtimali yüksek. Ama yapmayacaklar. Herhalde. Güzel. Ejder gidebilirler ama o sırada doğmuş olacağız biz. Ve çok önemli değil yani Baron'un yanında ejder çok da büyük bir sıkıntı değil. Gerek var mı? Yok gibi duruyor. Işık ruhumu besliyor. Bizimkiler ejderhaya yönelmedi, ben de hiç uğraşmadım. O kendinin hem efendisi. Şurayı ittirip döneceğim. Biraz riskli olduğunu biliyorum. Yoğmuya güveniyorum. Işınlanı yok. Ama benim de yok. Ve alt koridorda savaşıyoruz. Bu kötü oldu. Keşke yapmasaydık böyle bir şey. Yani Irelia'nın bir etkisi olmadı ama boşuna savaştık. Neredeler? Gelebilir miyiz acaba? Gölgelerden korkma. Ah be eldiven, beni kötü adamlara rezil ediyorsun. Karmaşadan karmaşa doğar. Yine atlayabilir. Yok, atlamadı bu sefer. Dünyanın kaderi kılıcımın sırtında. Irelia'nın az önce ışınlanı yoktu dediğim gibi ama şu an vardır. Kendine yoldaş aramaz. Tek amacı yıkımdır. Oo. Oo, ultimden nasıl kaçtı? Çok iyi.
nasıl yapabiliriz? Ben tek başıma Zed'e karşı inhibitor alabilir miyim diye düşündüm de riske atmaya gerek yok. Riven'ın arkasından sıçrayla gitmem iyi oldu diyorum bir yandan ama bir yandan da sıçrımı ben bayağıdır kullanmıyorum. Onu fark ettim. Hep böyle şey savaş başlatmak için ya da savaşa bir anda dahil olmak için kullanırım diye düşündüm. Onu da yapmıyorum. Boşuna saklıyorum sanırım sıçrayı. Şuraya gidelim. Toplu toplu. Giderdik bu arada. Yani 4 kişi birden gitsek rahatlıkla giderdik. Hatalı bir ışınlandı bana kalırsa. Benim de ışınlanım geldi. Alt koridora gidebilirim. Ya da yok baron var. 4-1 yapabiliriz. 3-2 yapmayalım ama. Şöyle 4-1 yapabiliriz. Lucian alt koridorda olduğu için bu tarafa gidiyorum. Benim yolum, benim kılıcım. Neredeler görebilsem. Nocturne'in de bu yanı çok kötü. Gece zayıf. Ben giderim, siz orta koridora gidin. Jarvan direkt bu tarafa yardıma gidebilirdi. Ben yakalardım onu. Güzel. Rakip takım çok fazla hata yapıyor. De iyi değerlendirdik hatalarını. Ama ben şey düşünemedim. O kötü oldu. Nocturne'un engelleyebileceğini. Benim ışından atmamı. Dediğim gibi birazcık kendinden emin oynayıp hatalarla moralini bozmayınca güzel oluyor. Çünkü ben bir sürü hata yaptım oyun başında. Ama ben de insanım, karşımdaki de insan. Karşımdaki de hata yapıyor. Ben hatalarımdan birazcık ders çıkarırsam karşımdaki oyuncu bunu bir nebze daha az yapıyorsa hatalarından ders çıkarma olayını bir anda öne geçebiliyorum. Bu oyun yaptığım tek şey buydu. Gördüğünüz kaç? 2-5'tim sanırım. Şu an 8-5 mi bitirdim oyunu? Çok güzel oyundu bu açıdan. Yani çok fazla hata vardı. O hataları görmek açısından da iyiydi. Birkaç tane ders çıkaracağım. Mesela Nocturne ultisi varken ayrı kittirme yapıp ışınlanına güvenmek kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Orada savaşın gidişatına dair çok bir şey değiştirmedi. Çünkü Lucian alt koridordaydı. Alistar alt ormandaydı rakibin. Düzgün bir savaş yapamadılar zaten. Ama bunu başka bir durumda da yaşayabilirdim. Şimdi karşıma Nocturne gelince ben ayrı kittirme yapamam diyebileceğim. Bunun gibi hatalardan öğrenmek iyi oldu. Irelia Riven karşılaşmasına dair birkaç şey öğrendim. Muhtemelen iyi bir Riven orada İrelia'ya karşı oyun başında çok daha üstün çıkardı ama bir yerden başladık öğrenmeye. Neyse. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.